bir Beşiktaş'ta zaten işte transfer çok büyük transfer Al-Musrati'yi özellikle sana da sordum. Yani bu paralar nasıl veriliyor? Nasıl bu oyuncular alınıyor? Oyuncunun oynadığı maç sayısı 3, 11. Bu paralar nasıl veriliyor kral? Yani ne diyorsun yani? Ama Beşiktaş'ın da şimdi Necip sağ bek oynuyor. Beşiktaş'ta da bir tuhaflık yok mu? Çok var, çokça var. Bu ara transfer döneminde Yücel Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Libyalı orta saha var. Galatasaray maçında da damga vuran isim İşte oldu. Süper. Al-Musrati, evet. Al-Musrati. Evet. Aynen öyle. Bu Al-Musrati yani 9 Şubat'ta Praga'dan geliyor. 11 artı 1 milyon euro karşılığı transfer ediyor Beşiktaş. Ben de soruyorum Beşiktaş yöneticilere. Bugüne kadar bu Al-Musrati bu Beşiktaş'a ne kazandırmıştır? Çok merak ediyorum. Bu futbolcuyu hangi menajer kakalamıştır? Hangi mantıkla da Beşiktaş'taki futbolu bilen Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar nasıl bu futbolcuyu kabul edip 11 artı 1 milyonla transfer edilmiş bir futbolcu. Yani derbi maçlarındaki performansıyla da bana göre hayal kırıklığı yaratmıştır. Kırmızı kart bu maçta görülmez Yücel. Çok özenli, çok dikkatli olması lazım bu futbolcuların. Ama Al-Musrati Kesinlikle. 11 artı 1 milyona geldiği için havaya girmiştir. Ayrıca sosyal medyada da çok büyük tepki var Al-Musrati'ye Yücel. Yani çok da haklı siyah beyazlı taraftarlar. Büyük tepki göstermişler. Evet, adamın doğru dürüst maçı da yok. Portekiz'de de yok. Praga'da da yok. Ama bunları kim alır? Niye alır? Nasıl bu paralar verilir? Bu kabul edilemez bana göre. Kulübü bu kadar güzel, kalitesiz oyunculara çok para vererek borçlandırmak da bana göre günahtır. Kul hakkı yiyorsunuz. Aman dikkat edin. Bu kadar kalitesiz oyuncuları alarak kulübün borçlarını biraz daha yukarıya çıkarın arkadaşlar. Size de bu yakışır. Yazıktır, günahtır.